Ben Kur'an'dan Yusuf suresini okuyarak devam etmek istiyorum inşallah. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Gerçekten biz, akıl erdirirsiniz diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmemizle en güzel kıssaları gerçek bir haber olarak sana aktarıyoruz. Oysa sen daha önce bundan haberi olmayanlardandın. Hani Yusuf babasına, babacığım gerçekten ben rüyamda 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Bana secde etmekte erken gördüm. Babası demişti ki, oğlum rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Böylece Rabbin seni seçkin kılacak, sözlerin yorumundan kaynaklanan bir bilgiyi sana öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi senin ve Yakup ailesinin üzerindeki nimetini tamamlayacaktır. Elbette Rabbin bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun Yusuf ve kardeşlerine soranlar için ayetler vardır. Onlar şöyle demişti. Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevgilidir. Oysa ki biz birbiriyle dayanışma içinde olan bir topluluğuz. Gerçekte babamız açıkça bir şaşkınlık içindedir. Öldürün Yusuf'u veya onu bir yere atıp bırakın ki babanızın yüzü yalnızca size dönük kalsın. Ondan sonra da salih bir topluluk olursunuz. İçlerinden bir sözcü dedi ki, eğer mutlaka bir şey yapacaksanız öldürmeyin Yusuf'u. Onu kuyunun derinliklerine bırakıverin de bir yolcu kafilesi alsın. Bu karara vardıktan sonra ey babamız dediler, sana ne oluyor? Yusuf'a karşı bize güvenmiyorsun. Oysa gerçekte biz onun iyiliğini isteyenleriz. Onu yarın bizimle gönder, gönlünce gezsin oynasın. Elbette biz onu koruyup gözetiriz. Dedi ki, sizin onu götürmeniz gerçekten beni üzer ve siz ondan habersiz iken onu kurdun yemesinden korkuyorum. Dediler ki, andolsun biz birbirini kollayan bir topluluk iken kurt onu yerse bu durumda şüphesiz kayba uğrayan kimseler oluruz. Nitekim onu götürdükleri ve kuyunun derinliklerine birlikte atmaya davrandıkları zaman biz ona şöyle vahyettik. Andolsun sen onlara kendileri farkında değilken bu yaptıklarını haber vereceksin. Akşamüstü babalarına ağlar vaziyette geldiler. Dediler ki, ey babamız gerçek şu ki biz gittik yarışıyorduk. Yusuf'u da yiyeceklerimizin yanında bırakmıştık. Fakat onu kurt yemiş. Ne var ki biz doğru söylesek bile sen bize inanacak değilsin. Ve üzerine yalandan kan sürmüş olan gömleğini getirdiler. Hayır dedi, nefsiniz sizi yanıltıp böyle bir işe sürüklemiş. Bundan sonra bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin bu düzük uydurduklarınıza karşı yardım istenecek olan Allah'tır. Evet, münafıklarla ilgili olduğunu söylemişti hocamız bu ayetlerin. Yusuf'un kardeşlerindeki münafık alametlerini söylemişti. Şeytanın Allah'a sığınırım. Bir yolcu kafilesi geldi. Sucularını gönderdiler. O da kovasını sarkıttı. Hey müjde, bu bir çocuk dedi. Ve onu kuyudan çıkarıp ticaret konusu bir mal olarak sakladılar. Oysa Allah yapmakta olduklarını bilendi. Onu ucuz bir fiyata, sayısı belli birkaç dirheme sattılar. Onu pek önemsemediler. Onu satın alan bir Mısırlı karısına onun yerini üstün tut. Ona güzel bak. Umulur ki bize bir yararı dokunur ya da onu evlat ediniriz dedi. Böylelikle biz Yusuf'u yeryüzünde Mısır'da yerleşik kıldık. Ona sözlerin yorumundan olan bir bilgiyi öğrettik. Allah emrinde galip olandır. Ancak insanların çoğu bilmezler. Erginlik çağına erişince kendisine hüküm ve ilim verdik. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Şeytandan Allah'a sığınırım. Evinde kalmakta olduğu kadın ondan murat almak istedi. Ve kapıları sımsıkı kapatarak isteklerim senin içindir gelsene dedi. Yusuf Allah'a sığınırım dedi. Çünkü o benim efendimdir. Yerimi güzel tutmuştur. Gerçek şu ki zalimler kurtuluşa ermezler. Andolsun kadın onu arzulamıştı. Eğer Rabbinin kesin kanıt burhanını görmeseydi o da Yusuf da onu arzulamıştı. Böylelikle biz ondan kötülüğü ve fuhşu geri çevirmek için ona delil gönderdik. Çünkü o muhlis kullarımızdandı. Kapıya doğru ikisi de koştular. Kadın gömleğini arkadan çekip yırttı. Tam kapının yanında kadının efendisiyle karşılaştılar. Kadın dedi ki, ailene kötülük isteyenin zindana atılmaktan veya acı bir azaptan başka cezası olabilir. Başka cezası ne olabilir? Şeytandan Allah'a sığınırım. Yusuf dedi ki, onun kendisi benden murad almak istedi.
kadının yakınlarından bir şahit şahitlik etti. Eğer onun gömleği ön taraftan yırtılmışsa bu durumda kadın doğruyu söylemiştir. Kendisi ise yalan söyleyenlerdendir. Yok eğer onun gömleği arkadan çekilip yırtılmışsa bu durumda kadın yalan söylemiştir ve kendisi doğruyu söylemeyenlerdendir. Onun gömleğinin arkadan çekilip yırtıldığını gördüğü zaman kocası, doğrusu bu sizin düzeninizden biridir, gerçekten sizin düzeniniz büyüktür dedi. Yusuf, sen bundan yüz çevir. Sen de kadın günahın dolayısıyla bağışlanma dile. Doğrusu sen günahkarlardan oldun. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şehirde bir takım kadınlar, Aziz Vezir'in karısı kendi uşağının nefsinden murad almak istiyormuş. Öyle ki sevgi onun kalbine işlemiş, doğrusu onu açıkça bir sapıklık içinde görüyoruz dedi. Kadın onların düzenlerini işitince onlara bir davetçi yolladı. Oturup dayanacakları yerler hazırladı ve her birinin eline bıçak verdi. Yusuf'a da çık onlara görün dedi. Böylece onu görünce olağanüstü bir varlıkmış gibi gözlerinde büyüttüler. Şaşkınlıklarından ellerini kestiler ve Allah'ı tenzih ederiz bu bir beşer değildir, bu ancak üstün bir melektir dediler. Kadın dedi ki, beni kendisi dolayısıyla kınadığınız erkek işte budur. Andolsun onun nefsinden ben murat istedim, o ise kendini korudu ve andolsun eğer o kendisine emrettiğimi yapmayacak olursa mutlaka zindana atılacak ve elbette küçük düşürülenlerden olacak. Yusuf dedi ki, Rabbim zindan bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden daha sevimlidir. Kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan onlara eğilim gösterir, cahillerden olurum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Böylece Rabbi duasını kabul etti ve onların hileli düzenlerini kendisinden uzaklaştırdı. Çünkü o işitendir, bilendir. Sonra onlarda delilleri görmelerin ardından mutlaka onu belli bir vakte kadar zindana atmak görüşü ağır bastı. Onunla birlikte iki genç de zindana girmişti. Biri, ben rüyamda kendimi şarap sıkıyorken gördüm dedi. Öbürü, ben de kendimi başımın üstünde ekmek taşıyorken gördüm. Kuş da ondan yemekteydi dedi. Bunun yorumundan bize haber ver. Doğrusu biz seni iyilik yapanlardan görmekteyiz. Dedi ki, size rızıklanacağınız bir yemek gelecek olsa ben mutlaka size daha gelmeden önce onun ne olduğunu haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Doğrusu ben Allah'a iman etmeyen ahireti de tanımayanların ta kendileri olan bir topluluğun dinini terk ettim. Şeytandan Allah'a sığınırım. Atalarım İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un dinine uydum. Allah'a hiçbir şeyle şirk koşmamız bizim için olacak şey değildir. Bu bize ve insanlara Allah'ın lütuf ve ihsanındandır. Ancak insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım, birbirinden ayrı bir sürü Rabler mi daha hayırlıdır, yoksa kahhar, kahredici olan bir tek Allah mı? Sizin Allah'tan başka taptıklarınız, Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği, sizin ve atalarınızın ad olarak adlandırdıklarınızdan başkası değildir. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dost doğru din işte budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. Tamam, Allah'a sığınırım. Ey zindan arkadaşlarım, ikinizden biri efendisine şarap içirecek, diğeri ise asılacak. Kuş onun başından yiyecek. İşte hakkında fetva istemekte olduğunuz iş artık olup bitmiştir. Kurtulacağını sandığı kişiye dedi ki, efendinin katında beni hatırla. Fakat şeytan efendisine hatırlatmayı ona unutturdu. Böylece daha nice yıllar Yusuf zindanda kaldı. Hükümdar, ben rüyamda 7 besili inek görüyorum. Onları 7 zayıf inek yiyor, bir de 7 yeşil başak ve diğerleri ise kupkuru. Ey önde gelen kahin bilginler, eğer rüya yorumluyorsanız benim rüyamı çözün dedi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dediler ki, bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilenler değiliz. O zindandan kurtulmuş olanı nice zaman sonra hatırladı. Ve ben bunun yorumunu size haber veririm. Hemen beni zindana gönderin dedi. Zindana gidip, Yusuf, ey doğru sözlü insan. 7 besili ineği, 7 zayıf ineğin yediği ve 7 yeşil başakla diğerleri kuru olan rüya konusunda bize fetva ver. Umarım ki insanlara da senin söylediklerinle dönerim.
Belki onlar bunun anlamını öğrenmiş olurlar. Dedi ki, siz 7 yıl önceleri ektiğiniz gibi ekin, yediğiniz az bir kısmı dışında kalanını biçtiklerinizi başağında bırakın. Sonra bunun arkasından kuraklığı zorlu 7 yıl gelecektir. Sakladığınız az bir miktar dışında daha önce biriktirdiğinizi yiyip bitirecektir. Sonra bunun arkasından 1 yıl gelecektir ki insanlar onda bol bol yağmura kavuşturulacak ve onda sıkıp sağacaklar. Hükümdar dedi ki onu bana getirin. Ona elçi geldiğinde Yusuf, efendine dön de ona sor. Ellerini kesen o kadınların durumu neydi? Doğrusu benim Rabbim onların hileli düzenlerini gerçekten bilendir. Hükümdar topladığı o kadınlara, Yusuf'un nefsinden Murat almak istediğinizde durumunuz neydi dedi. Onlar Allah için haşa dediler. Biz ondan hiçbir kötülük görmedik. Aziz vezirin karısı da dedi ki, işte şu anda gerçek ortaya çıktı. Onun nefsinden ben Murat almak istemiştim. O ise gerçekten doğruyu söyleyenlerdendir. Yusuf aracıya şunu söyledi. Bu itiraf vezirin yokluğunda gerçekten kendisine ihanet etmediğimi ve gerçekten Allah'ın ihanet edenlerin hileli düzenlerini başarıya ulaştırmadığını kendisini de bilip öğrenmesi içindi. Şeytandan Allah'a sığınırım. Üst katta yayına başlayacağız. Tamam inşallah. İnşallah.